Dans konusunda pek iyi olmayanlar için iyi haberlerimiz var. Bu durumu düzeltme şansınız her zaman var. 1. Organ nakli yaptırıp 2 yeni bacağa sahip olursunuz ya da 2. Daha kolayı şimdi anlatacağımız adım adım açıklamalarıyla tüm zamanların en popüler 5 dansı. Merhaba olumlu bakanlar, biraz dansa ne dersiniz? Eğer yok ben almayayım çünkü pek iyi sayılmam diyorsanız endişe etmeyin. Bu video kesinlikle hayatınızı değiştirecek. Eğer partilerin odak noktası olmak ve herkesin size bakıp bu hareketleri nereden öğrendiğinizi merak etmesini istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu adım adım açıklamalar o kadar basit ki en beceriksiz kişilerde bile harikalar yaratabilir. Fakat müziği başlatmadan önce bildirim zilini çalın ve olumlu baktan gelen her güncellemeden haberiniz olsun. Hazır mısınız? İşte twist. Bu oldukça basit fakat buna rağmen çevrenizde twist bilenlerin sayısı Macarena dansının her hareketini ezberlemiş kişilerden daha azdır. O zaman twist diyelim. Düz durun ve dizlerinizi esnek tutun. Bir ayağınızı ileri hareket ettirerek başlayın. Arkadaki ayağınızdan biraz önde olmalı. İki kolunuzu da vücudunuzdan uzak tutun ve dirseklerinizi hafifçe bükün. Bir koşuda olduğunuzu düşünün ve kollarınız tıpkı böyle kalsın. Kollarınızın üst kısmını vücudunuza yaklaştırın ve dirseğinizin alt bölümünü de zemine paralel olarak yukarıya doğru hareket ettirmeye başlayın. Dans ederken kollarınızın da kalça hareketlerinizle birlikte doğal olarak hareket etmesini sağlayın. Beliniz yana dönüyorsa o yöndeki kolunuz da aynı yöne dönmeli. Diğer kolunuz ise öne hareket etmeli. Peki ya ayaklarınız? Onları da kalçanızla birlikte yanlara döndürün. Kalçanızı döndürürken gövdenizi de döndürün. Kalçanızı sağa döndürdüğünüzde belinizin sağ bölümü öne, sol bölümü arkaya doğru dönmeli. Sağ bacağınız da ayrıca öne gelmeli. Kalçanızı sola doğru salladığınızda beliniz ve gövdeniz de sola dönmeli. Sol ayağınız da doğal olarak öne gelmeli. Şimdi yanlara doğru sallayın ve ağırlığınızı ayaklarınız arasında dağıtın. Sağa dönüyorsanız ağırlığınız da sağ ayağınız üzerine binmeli. Sola dönüyorsanız da evet aynen tüm ağırlık sol ayakta olmalı. Dans ederken dizleriniz hafif bükülmüş kalsın. Bu eğik kalmanıza ve dengenizi korumanıza yardımcı olacaktır. Müzik olmadan bir ayna karşısında pratik yapmak iyi olur. Bu bölümü bitirdiniz mi? O zaman bir de müzikle deneyin. Ritmi yakalayın ve takip edin. Müziğin ritmini yakalamak için dönüşlerinizi vuruşlara göre yapın. Bir ayağınızı öne getirin. Kalçanızı döndürmeye başlayın. Kollarınızın doğal ve hafif eğik şekilde hareket etmesini sağlayın. Gövdenizi döndürün, bacaklarınızı ritimle hareket ettirmeyi unutmayın. Kalçanızı sağa sallayın ve belinizle gövdenizle onu takip etsin. Kalçanızı sola sallayın ve aynı işlemi tekrar edin. Ağırlığınızı ayaklarınız arasında değiştirin. Evet, harika gidiyorsunuz. Müziğin ritmindeki vuruşlara göre dansınıza devam edin. Ay yürüyüşü. Michael Jackson'ın imza hareketi olan ay yürüyüşü çok kolay görünse de oldukça fazla deneyim istiyor. Öncelikle alıştırma yapabileceğiniz pürüzsüz, yapışkan olmayan düz bir yüzey bulun. Çoraplarınızı giyin çünkü zeminde kaymanız gerekecek ve çoraplar bu konuda çok iyiler. Dengenizi korumak için de ayaklarınızı 10-15 cm arayla yerleştirin. Şimdi topu sağ ayağınıza alın. Diğer bir deyişle sağ topuğunuzu kaldırın. Ağırlığınızı sağ ayağınıza verin. Sol ayağınız serbest kalacaktır. Sol ayağınız geri gidecektir. Yani ayak parmaklarınız sağ ayağınızın topuğuyla aynı hizaya gelecektir. Bu arada sağ topuğunuzu yavaşça aşağı indirin. Eğer doğru yaparsanız sol ayağınız geriye doğru süzülüyormuş gibi görünecektir. Şimdi sırada sol topuğunuzu kaldırmak var ve az önce yaptığınızın tam tersini yapmalısınız. Tüm ağırlığınız sol ayağınızda olmalı ve sağ ayağınız geriye doğru hareket ederken yavaşça aşağı inmeli. Ayak değiştirmeye devam edin. Daha gerçekçi görülmesi ve ileri gidiyor olduğunuz izlenimini sağlamak için kafanızı da hareketin gerisinde kalmış gibi hareket ettirin. Omuzlarınızla kendinizi biraz kamburlaştırın ve doğru yapılırsa ay yürüyüşü siz aslında geriye giderken ileriye doğru gidiyormuşsunuz izlenimini verecektir. Bir denemeye daha ne dersiniz? Sağ topuğunuzu kaldırın ve sol ayağınızı geriye atın. Sol topuğunuzu kaldırın ve sağ ayağınızı geriye sürüyün. Ayaklarınızı sırayla değiştirin ve hepsi bu kadar. Pop'un kralı Jackson bile etkilenirdi. Salsa.
Tahmin edeceğiniz üzere bu dans canlı ve duygusal bir tarza sahip. Salsa, Küba ve Porto Rico kökenli bir dans. Şimdiye kadar öğrendiklerimizden biraz daha karışık fakat bu gözünüzü korkutmuyordur, değil mi? Salsa'nın 8 hareketi var. Gelin temel hareketlerle başlayalım. Daha sonra partnerinizle alıştırma yapıp daha karmaşık hareketleri öğrenebilirsiniz. Ayaklarınız kalça hizanızda zeminde olmalı. Birinci harekette sol ayağınız öne doğru bir adım atmalı. İkinci harekette sağ ayağınızı kaldırmadan geri dönmelisiniz. Ağırlığınızı aktarmanız yeterli olacaktır. Üçüncü harekette sol ayağınızı orijinal pozisyona getirin. Dördüncü hareketi çok seveceksiniz çünkü tek yapmanız gereken durmak. Bir duraklama. Beşinci harekette sağ ayağınızla geriye bir adım atın. Altıncı harekette vücut ağırlığınızı sağ ayağınıza verin. Kaldırmadan yerde tutun. Yedinci harekette sağ ayağınızı orijinal pozisyona getirin. Sekizinci hareketse duraklama. Yani sadece duruyorsunuz. Eğer iki kişiyseniz biriniz yönlendirirken diğeriniz takip edebilir. Yönlendiren genellikle erkek olur ve partnerinin sağ elini baş parmağı elinin üstünde kalacak şekilde tutar. Takip edenin kolu yönlendirenin kolunun üzerindedir. Sağ el partnerin sırtının üst kısmındadır. İki kol da zemine dikey olmalı. Buna kapalı pozisyon deniyor. Yönlendiren ileri gider ve takipçi de tüm bu hareketleri tersine yapar. Şimdi kendinizi yönlendiren olarak düşünün. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci harekette sol ayağınızla ileri bir adım atın. Partneriniz de sağ ayağıyla geriye bir adım atmalı. İkinci harekette ağırlığınızı sağ ayağınıza geçirin. Partneriniz de ağırlığını sol ayağına geçirmeli. Üçüncü harekette sol ayağınızla geriye adım atın. Partneriniz de sağ ayağıyla öne bir adım atmalı. Dördüncü hareket bekleme. Beşinci harekette sağ ayağınızla geriye adım atıyorsunuz. Altıncı harekette vücudunuz sol ayağınıza doğru hareket ediyor. Yedinci harekette sağ ayağınız başlangıç pozisyonuna geliyor. Sekizinci harekette bekliyorsunuz. İşte bu kadar. Samba. Sonunda Brezilya valsinin yani samba'nın zamanı geldi. Bu dans için bir eşe ihtiyacınız olacak. Fakat hareketleri sahnede denemeden önce alıştırma yapmaktan zarar gelmez. Eğer bir eşiniz varsa salsa'dan bahsederken anlattığımız yakın pozisyonu alın. Samba'nın tüm olayı ritmi yakalamaktır. İki vuruşta üç adım olacak. Adımlar şu şekilde. 1 ve 2, 2 ve 3, 3 ve 2. V adımı hızlı bir adım olmalı. Adımları atarken birazcık zıplamayı da ihmal etmeyin. Ayağınızı sanki yerde basmamanız gereken bir kalem varmış gibi kaldırın. Dizleriniz hafif ve hareketli olmalı ve gövdeniz de düz durmalı. Ayrıca önünüze bakmalısınız. Yönlendirici ve takipçi birbirini takip ederek birbirlerinin hareketini taklit ederler. Yönlendirici için temel adımları öğrendik. Eğer takipçi olacaksanız daha sonra bir eşle çalışırken yönlendirici öne adım attığında siz de geri adım atmalısınız. Yani yönlendiricinin hareketlerinin aynısını sadece tam tersi yönde takip etmeniz gerektiğini unutmayın. Hadi başlayalım. Bir de sol ayağınızı öne atın. Ve iki hızlı bir adım. Sağ ayağınız sol ayağınızın yanına basmalı. Ağırlığınızı da ikide sol ayağınıza vermelisiniz. Ve derken ağırlığınız hızlıca sağ ayağınıza geçmeli. İkide sağ ayağınızla geri adım atmalısınız. Ve derken sol ayağınızla bir adım atın ve sağ ayağınızla hizalayın. Unutmayın, V'ler hızlı adımlar. Son olarak 4'te ağırlığınızı sağ ayağınıza verin. Kalçanız da ayrıca ritimle yaylanmalı. Ve eğer kendi başınıza alıştırma yapıyorsanız kollarınızı da serbestçe hareket ettirin. Müzik size rehberlik edecektir. Şimdi adımları tersine çevirmeyi deneyelim. Zaten eğer takipçi olacaksanız bunu her halükarda yapacaksınız. Sağ ayağınız geriye bir adımla başlıyor. Sol ayağınız hızlıca yanına geliyor. Ağırlığınızı sağ ayağınıza veriyorsunuz. Sol ayağınızla ileri adım atıyorsunuz. Hızlıca sağ ayağınızı hareket ettirip yanına getiriyorsunuz. Ağırlığınızı sol ayağınıza veriyorsunuz. Müzikle alıştırma yapmaya tüm adımları otomatik olarak öğrenene kadar devam edin. İşte böyle. Tebrikler. Peki bu danslar arasından sizin en sevdiğiniz hangisi? Yorumlarda bize yazın. Videomuzu beğenmeyi ve hayata olumlu bakmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.